Gonca Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi sağlıklı bir beden, sağlıklı bir vücut için burada danışanlarınızla birlikte profesyonel bir hizmetten bahsedeceğiz. Evet. Çok kısa önce sizi tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Gonca Yaşar kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Evet, Gonca Yaşar. 75 doğumlu Antalyalı bir bayandır. Evet. 91 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyet bölümünü kazandım. 95 mezunuyum. 97'den beri bir fiil 21 yıldır kendi ofisimde insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum. Evet. Sağlıklı zayıflama, sağlıklı beslenme konusunda. Bu arada 2005 yılında halkla ilişkileri bitirdim Anadolu Üniversitesi. Kişisel gelişim eğitimleri aldım. Sayısız obezite kongreleri, morbid obezite cerrahi, çocuklarda beslenme, bebeklerde beslenme, bunlarla ilgili seminerlere katıldım, sertifikalar aldım. İşimi çok severek yapıyorum. Evet. Evliyim, iki çocuğum var. Bir evet. tanesi diyetisyen olacak inşallah o da. İnşallah diyelim. Beraber zaten bir çalışma ilerleyen süreçte bekliyor bizi. Muhakkak, muhakkak. Peki buradaki hizmetlerinizi biraz konuşalım. Nasıl bir yol izliyorsunuz danışanlarınızla birlikte? Sonuçta insanlar size gelip bu konuda destek alıyorlar sağlıklı evet. bir beden, huzurlu bir yaşam adına. Neler yapıyorsunuz, nasıl bir yol izliyoruz? Şimdi dediğim gibi 21 yıldır bu iş yapıyorum ve inanılmaz derecede doğru ya da yanlış şeylerle karşılaşıyoruz. Bizler diyetisyeniz, zayıflama ehliyetli insanların işidir. Evet. Özellikle çok şeylerle savaşıyoruz. En başta medya diyetleriyle. Kişiye uygun olmayabiliyor. Saçma sapan ilaçlarla, bunlarla çok savaş evet. veriyoruz. İnsanların herhangi bir tahlil, tetkik yaptırmadan, kendilerini aç bırakaraktan zayıflamaya çalıştıklarını görüyoruz. Aslında bir nevi kendilerini işkence yapıyorlar. Aynen, yani. Aynen. İşkence yaptıkları gibi sağlıklarına da zarar veriyorlar. Evet. Yapılması gereken zayıflama konusunda aslında çok basit. Öncelikle sabır, disiplin ve doğru bir kişiyle artık bu yolculuğa çıkmaktır. Özellikle ilk biz bir anket çalışması yaparız. Evet. Kişi gelir, işte adı, soyadı, kaç yaşında, kilosu nedir, yağ oranı, Tanita diye bir makinamız var. Ne kadar fazlalığı var, hedef rakamlarımız ne, yaşadığı ortam nasıl, sabah kaçta işe başlar, nereye gider, iş yerinde yemek yer mi, akşamları kaçta yatıyor, hatası nerede? Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Evet. Bu kiloyu nasıl aldı? Hamilelikle mi aldı? Herhangi bir ilaç kullanımıyla mı aldı? Yoksa çocukluktan beri bir obezite problemimiz mi var? Herhangi bir rahatsızlığı var mı? Bunlarla ilgili anketi doldurduktan sonra kişiye bilgi veriyoruz. Diyoruz ki kilo vermek yanlışları düzeltmekle başlar. Öncelikle şurada şurada şu konularda yanlışlarınız var. İşte geç saatte yiyorsunuz, gece yemeleriniz var neyse. Bunları ağır ağır düzelteceğiz ama bu konuya girmeden önce bir dahiliyeciyle görüşmeniz gerekir diyoruz. Çünkü altta yatan bir sebep var mı? Bu insanın tiroidi mi var, şeker hastalığı mı var, büyüme hormonuyla ilgili problemi mi var, polikistik ovarı mı var, insülin direnci mi var? Dahiliyeye yönlendiriyoruz. Dahiliyede gerekli olan biyokimya bilgileri alındıktan sonra doktorlar muhakkak ki herhangi bir vitamin, mineral eksiklikleri de dahil bir problem varsa ilaç tedavisine başlıyor. Sonra kişi bize geliyor. Biz bu listeye göre program ayarlıyoruz. Hem biyokimya bilgilerine bakıyoruz, hem kişinin beslenme sistemi nasıl ona bakıyoruz. Ona göre çok zorlanmayacak şekilde. Öyle otlarla, çöplerle, bitki çaylarıyla ya da hazır gıdalarla değil, evde olan yemeklerle, sağlıklı beslenmeyi öğreterek, pişirme kurallarını, saklama kurallarını öğreterek bir program yazıyoruz. Evet. İlk başta, ilk ay için her hafta kontrol benim önerim. Çünkü insanların işte 35, 40, 50, neyse 15 belli bir beslenme alışkanlığı var. Demek ki yanlış bir yolda gidiyor ki bize ihtiyaç duydu. Ve bu yolu değiştirmek biraz zorlanabiliyoruz ilk başlarda. Her hafta olursa motivasyonları çok yüksek oluyor. Diyet programını yazdıktan sonra bir hafta sonra çağırıyoruz. Yediklerini bize not etmesini istiyoruz. Çünkü biz onlara yazıyoruz ama çok seçenek verdiğimiz için nerelere uyabiliyor, nerelerde yanlış yapıyor onları bir buluyoruz. Evet. Kalorilerini hesaplıyoruz. Çünkü unutmayın ki bir kilo için 7000 kalorilik bir açıklık gerekiyor. Yani bu tamamen matematik hesabı. Evet. Fiziksel aktivite ve beslenmeyi düzenlemek gerekiyor.
yanlışlarını bulduktan sonra diyoruz ki bak burada bunu yemişsin ama keşke şöyle mi yapsaydık? Sen ne önerirsin? Çünkü açıkçası dayatma tarzında bir diyet olmaz. Evet. Kişinin bir fikrine de ihtiyacımız var. Beraber diğer diyetini ayarlıyoruz. İlk ay her hafta görüştükten sonra düzene girince artık ağır ağır hani çocuk yürürken sürekli tutamazsınız. Arada bir düşmesi lazım. Tekrar kalkması lazım. Yoksa yürümeyi öğrenemez. Daha sonra 2 haftada bir program alıyoruz. Baktık ki çok güvenmeye başladık. 3 hafta. Evet. Baktık ki yaramazlık arttı 2 hafta şeklinde. Programları değiştiriyoruz. Evet. Ama işin inanın en zor kısmı zayıflama değil. Koruma dönemi. Ve önemli değil mi? En önemlisi çünkü artık kilo vermeyi, sigarayı bırakma, alkolü bırakma, madde bağımlılığını bırakmayla aynı sisteme oturtturdular. Yani geri dönüşü çok olan bir evet, iş. Evet. Doğru yolu öğretene kadar ve ona güvenene kadar koruma programında kalması gerekiyor. Bu süreyi de ben şöyle düşünüyorum ve 21 yıldır da bu yolda gittiğim için de zaten şükür ki geri alımlarımız %90 çok normal yapılan yetici. Araştırmalarda evet. İnanın bu kadar uğraşıya rağmen %50. Ya yani 2 kişiden biri yine de alıyor kiloyu. Çünkü doğru gittiği yolda canı sıkılabiliyor. Evet. 40 yıllık beslenmesini birden değiştirebiliyor. Önemli olan da hep şey derim. 30 kilo mu verdiniz? 4 kilo kadar tamam, kendiniz dengeleyin. Ama bu 5 olduysa bu geliyordur artık. Yani sizin yine bir uzmana ihtiyacınız var. Evet. Çünkü sürekli kilo alıp vermek bazal metabolizmanızı bozduğu gibi tüm endokrin sistemi de etkileyebiliyor. Hormonal sistemi de etkileyebiliyor. Yapılan çalışmalarda çok denk geliyoruz. Mesela kanserle ilgili ciddi biliyorsunuz duyumlarımız var, sürekli artıyor. 2020 yılında mesela %50 obeziteyi suçlu tutacaklar. 2020 yılında çok çalışma var. Evet. Yani insanlar aynı zamanda sadece kilo vermek olarak algılamasın durumu. Dengeli beslenme olarak, yeterli beslenme olarak algılasın ki zaten yeterli ve dengeli beslenme programında bir zayıflama programı uygulanırsa kiloyu verdirdikten sonra normal seviyesine çıkartıp kaloriyi biz insanları çok sağlıklı bir şekilde tutabiliyoruz. Gayet güzel. Peki. Şimdi sizin burada bu çalışmanızın dışında farklı 2 hizmetiniz daha var. Evet. Ve uzman da bir kadronuz var. Kadronuzda kimler var ve farklı neler yapıyoruz burada? Şimdi bizde ne var? Biliyorsunuz zayıflama sadece diyet tabii ki %75 kısmını etkiliyor ama fiziksel aktivite çok önemli. Fiziksel aktivitede kardiyoyu biz çok istiyoruz. Yürüyüş, yüzme, bisiklet. Tabii bu kişinin anatomik yapısıyla da ilgisi var. Yani çok kilolu bir insana da yürü diyemiyorsunuz. Öncelikle yüzmesi gerekebiliyor. Öncelikle kardiyoyla, diyetle zayıflamaya başlatıyoruz. Belli bir kilodan sonra bizim önerimiz pilates. Pilates biliyorsunuz kendi vücut ağırlığınızla yapılan bir spordur. Evet. Kasları, duruşunuzu, oturuşunuzu ilgilendiren bir durumdur. Pilates öneriyoruz. Reformer var. 2 kişiye bir hoca veriyoruz biz. Evet. Çünkü ya birebir olması lazım ya da 2 kişi. Bir insanın 2 tane gözü var. Takip çok önemlidir. Evet. Çünkü ters bir hareket sakatlanmalara neden olur. Yani dengeli beslenmeyle birlikte dengeli vücut kontrolü de önemli. Aynen. Pilatesi yalnız böyle kısa vadeli değil. Hani bir insan sağlığı için fizik tedavi gibi düşünüp ömür boyu yapması gerekiyor. Evet. Pilatesimiz var. Bununla ilgili pilatesten sonra eğer ki vücutta sarkmalar mevcutsa, selülitlerimiz varsa makinalarımız mevcut. Evet. Makinalarımız bir tanesi direkt kas çalışmasını ilgilendiren, diğeri de yüzeyde lenfleri hızlandıran makineler. Evet. Bunlara ihtiyaç duyarsak bunları kullanabiliyoruz. Onları da kullanabiliyorsunuz. Evet ve bütün işlemler bittikten sonra da en az 1 yıl koruma programı diyoruz biz. 1 yıl boyunca kişiyi dengeli bir şekilde evet. takip ediyoruz. Bununla ilgilenen bir güzellik uzmanımız var. Aynı zamanda cilt bakımları yapıyoruz ama hani böyle çok etken bir şekilde yapmıyorum cilt bakımlarını. Çünkü kilo verme süreci içerisinde insanlar sağlıklı beslenmede çok az gözüküyor. Evet. Ama cilt yapısına bağlı olaraktan hafif sönmeler olmasın diye ayda bir cilt bakımlarına yönlendiriyorum. Sadece kendi danışanlarımıza yapıyoruz onu evet, da. Olur. Yani iş bitiminde kişi kilo verdi, korumayı öğrendi. Çok sağlıklı bir görünüm oluyor. Gayet güzel. Peki.
Sizin şimdi çalışmalarınızla ilgili oğlunuz da yakında anladığım kadarıyla sizin branşınızda bu yolda devam edecek. İnşallah. Antalya'da hedef ne? Farklı bir lokasyonda farklı bir çalışma bekliyor mu Antalyalıları? Şu an o Başkent Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi. Büyük ihtimalle seneye bir yüksek lisans 4. sınıftan sonra 2 yıl. Benim önerim kendisine, nacizane fikrim. Çocuk obezitesi konusunda istiyorum. Evet. Çünkü maalesef çocuklar gümbür gümbür kiloyla geliyor. Ve bundaki en büyük etken annelerin çalışma hayatına başlaması, çok uzun saatler çalışmamız, evde yapılan tencere yemeklerin azalması, bilgisayar, evet, telefonların çok yaygınlaşması, sosyal ortamın artması. Yani çocuklar biraz hareketsiz ve hazır gıdaya da yüklenince ciddi kilo problemleri oluyor. Benim zaten diyetisyenlik aşkım kendimin kilo problemiyle başlamıştı. Ben lise yıllarında ciddi kilo problemim vardı. Evet. O yüzden bu bölümü yazmıştım. Yaklaşık 2 yıllık sürede de 40 kilo yakın kilo verdim. Evet. Ve oğlumun da orta 2'de başladı. İşte o da çok isteyerek gittiği bir bölüm. İnşallah o da çok başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah. Lokasyon olarak da biz Muratpaşa'dayız. İnşallah ilerleyen dönemde Konyaaltı tarafında bir yer düşünüyoruz. Evet. Ve çok çocuklara da başarılı. Yönelik çok İnanın. Başarılı bir hizmet inşallah hayata çocuklar, geçecek diyelim. Evet, aynen. Çünkü çocuklar önemli. Geleceğimiz onlar bizim. Yaşantılar boyunca dediğiniz gibi anne ve babaların sürekli çalışmasıyla birlikte çocukların hareketsiz kalması, sürekli evde, çeşitli işte sosyal mecralarda gezmeleri, sürekli dengesiz yemeleri, evet, maalesef dediğiniz gibi o ileride çeşitli sıkıntıları herhalde ortaya çıkaracak diye gözüküyor. Peki, teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Çalışmalarınızla başarılarınız daim teşekkür olsun. Teşekkür ederim. İnşallah oğlunuzla birlikte de çok iyi işlere İnşallah. İmza atacaksınız. İnşallah. Ona da başarılar dileyelim şimdiden genç kardeşimize. Peki görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Ağzınıza sağlık.